Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar, bugün sizlere bir tane bebek bandanası yapmaya çalışacağım hanımlar. Bebekler için, şöyle kız çocuklarımız için bandana ördüm hanımlar. Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Hanımlar, şimdi bunun için gerekli olan ben evde lif ipim vardı. Lif ipi kullandım. Hanımlar iki kat olarak. Siz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Üzerindeki boncuklar da yine evde bulunan daha önce oya yapmıştım. Şöyle boncuklarım vardı. Silikonla yapıştırdım hanımlar. Siz isterseniz inci de dikebilirsiniz. Herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Evde bulunan bir şeylerle süsleyebilirsiniz. Boncuk olur, inci olur. Süsleyebilirsiniz hanımlar. Tığım her zamanki gibi 2 numara hanımlar. Evet hanımlar, şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Örgümüze başlayalım. Şimdi hanımlar, önce 3 tane zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 zincir çekelim. Hanımlar, fıstık yapacağız hanımlar. Lif yaptığımız gibi hani fıstık. Şöyle uzatalım. İkinci zincirimize batalım. Aynı yere 6 tane batarak bir fıstık oluşturacağız. Evet, 6 tane battık. Fıstığımızı topladık. Kapattık. Bir zincir çektik hanımlar. Bakın. Tekrar uzatıyoruz ipimizi. Aynıya, tepeye. 2 3 4 5 ve 6 yaptık, kapattık, bir zincir çektik, tekrar uzattık, altı tane dolduk, kapattık, bir zincir çektik. Hanımlar, bu şekil böyle fıstık yaparak 20 tane fıstık yapacağız hanımlar. 20 tane fıstık yapalım. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, 20 fıstığımızı yaptık. Bakın şöyle 20 tane fıstık oluşturduk. Hanımlar, ben 20 tane fıstık yaptım. Benim için yeterli geldi. Siz isterseniz sayısını daha fazla, daha küçük, az yapabilirsiniz. Yalnız hanımlar, yani 20, 22, 24, yani çift sayılı olsun, tek sayılı olmasın. Model denk gelmiyor sonra. Şimdi hanımlar, 20 tane fıstığımızı yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir tane çekmiştim. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra hemen şu ilk fıstığın dibindeki yere sık iğne ile sabitliyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Aynı yere 6 tane tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle 6 tane yaptık. Hanımlar, ikişer ikişer geriye doğru geçeceğiz hanımlar. 2 yaptık. Bir zincir çektik. Tekrardan şu 2 taneyi aldık. Bir zincir çektik. İkişer ikişer geri gideceğiz hanımlar. İpim çift katlı olduğu için hanımlar, sizi yanıltmasın, orada 4 gözüküyor. Dediğim gibi hanımlar, bebeğin önünden de çok güzel oluyor. Bebeğin önünden de yapabilirsiniz. Ben şu an bu vardı. Lif ipim vardı. Lif ipiyle yapıyorum. Hepsini geriye gittik. İkişer ikişer bir zincir çektik. Hanımlar bakın. Şuralara bataraktan sık iğne yapacağız. İnşallah gözüküyordur. Şunlar hanımlar. Tek tek her birine bataraktan başa kadar geldik. Gelelim. Evet. Başa kadar geldik. Tek hemen yanındaki fıstığın şu dibindeki boşluğa sık iğneyle kapadık. 1, 2, 3,
4, 5 zincir çektik. Bir sonraki fıstığın dibine tekrardan sık iğne ile kapadık. İpimizi uzatıyoruz. Üzerine ip alıyoruz. Tekrardan buraya 6 tane uzatacağız böyle. 2 fıstık yapar gibi. 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptık. Şimdi tekrardan yine hanımlar 2 2 geri gideceğiz. 2 tane çektik. Bir zincir çektim. 2 taneyi aldık. Bir zincir çektim. Tekrar 2 taneyi bir zincir. Dediğim gibi hanımlar, benimki çift kat olduğu için biraz şey yapıyor. Bir zincir, 2 ve çektik. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tekrardan hanımlar bunu şunlara batarak da sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Sık iğnelerimizi yaptık. Hemen yanındaki fıstığın tam şu dip noktadan sık iğneyle kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen bir sonraki fıstığın tam alt noktayı sık iğneyle kapattık. Tekrar ipimizi uzatıyoruz hanımlar. Tekrar burayı 6 tane dolacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hanımlar işlem bu. Sıra sonuna kadar bu şekil yapacağız hanımlar. 6 tane dolduktan sonra ikişer ikişer geriye gidiyoruz. Bir zincir çektik. 2 tane geriye gittik. Bir zincir çektik. 2 tepe noktalarına sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın onlar. Sık iğneleri yaptıktan sonra hemen fıstığın dibindeki boşluğa sık iğne olarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tekrar hemen bir sonraki fıstığın dibine tekrar sık iğne ile bağlayıp tekrar uzatarak işlemi yapacağız hanımlar. Bu şekil hanımlar. Bu şekil bütün fıstıkların şu fıstığın sonuna kadar gelelim hanımlar. Şuraya kadar gelelim. Evet canlarım. Fıstıkların sonuna kadar, son fıstığa kadar geldik. Bakın hanımlar. Şimdi burada hemen şu son fıstığın tepesine sık iğne ile sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Tekrardan hanımlar hemen şuradaki fıstığın dibine batalım. Fıstığın dibine battık. Tekrar uzatıp aynı yere yine 6 tane 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptık. Tekrar aynı şekil hanımlar. 2, 2 geri gideceğiz. Diğer tarafta uyguladığımız işlemi bu tarafta da uygulayacağız hanımlar.
Hemen bakın. Karşılığında yaptık hemen. Hemen bir sonraki, bakın zincir batmıştık ya buradayken. Hemen onun karşılığındaki yere sık iğne ile bağlıyoruz bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çekip tekrardan bakın. Bu yaptığımızın hemen olduğu karşı tarafına sık iğne ile batıyoruz. Uzatıp tekrar 6 tane dolgumuzu yapıyoruz. Evet, 6 dolgumuzu yaptıktan sonra tekrardan ikişer ikişer geriye gidiyoruz. Bakın hanımlar. Bu tarafta yaptığımızın aynısını karşı tarafta yapıyoruz hanımlar. Tekrar bunu da ikişer ikişer geriye gideceğiz. Şöyle bir zincirimizi çektik. 2 bir zincirimizi çektik. 2 bir zincir. 2 bir zincir. 2 ve sonra çıkardık. Tekrar tepelerine bata bata sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnelerimizi yaptıktan sonra hemen bakın zincirin olduğu yere fıstığın dibine yani sık iğnemizi battık. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektik. Hemen bak burada oluşturduğumuz kanadın diğer kanadını yapacağız karşı tarafa. Evet hanımlar bu şekil. Aynen bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim yine. Evet hanımlar bakın sona kadar geldik. Son kelebeğimizi de oluşturduk. Şimdi hemen şu son fıstığın tepesine sık iğne ile bağlayacağız hanımlar. Bakın hanımlar böylelikle bandanamız bitti. Bütün kelebeklerimizi oluşturduk. Bandanamız bitti. Şimdi hanımlar burada 1, 2, 3 zincir çekip üzerine ip aldık. Aynı yere batıp ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekip yaptığımız zincirin içine batıp 1, ikili trabzan. Hanımlar bunu bağ yapıyoruz hani arkadan bağlamak için. 1, 2, 3 zincir. Ben 9 tane yapacağım. Hanımlar siz kendiniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. İster fazla ister eksik yaparak yapacağınız kişinin kafasına göre. Yani yaptığım içine batıyorum. 1, 2, ikili trabzan olarak 1, 2, 3 tane zincir içine battık. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Evet hanımlar 9 tane yaptıktan sonra bu şekil bakın 9 tane yaptıktan sonra hemen buraya bir tane fıstık yapıp bitireceğiz. Şöyle bir tane fıstık yaptım. Kapadım. Ve bitirdim. Evet, bu bizim hani arkadan bağlamak için hanımlar. Evet. Aynı şekilde hanımlar bir tane de şuradan yapacağız hanımlar. Hemen şuradaki fıstığın tepesinden ipimizi bağlayıp aynı şekil böyle şundan bir tane daha yapacağız hanımlar. Evet hanımlar ikinci
Zincir kısmımızı da yaptık. Hani bağlamak için bağcığımızı da yaptık. Sonra hanımlar ben şunları, şu boncuklarımı silikonla her birinin ortasına birer tane silikonla yapıştırdım hanımlar. Siz isterseniz inci de dikebilirsiniz. İstediğiniz süslemeyle süsleyebilirsiniz. Böylelikle hanımlar bandanamız bitmiş oldu. Çok güzel, çok cici bir bandana oldu. Hanımlar Havva ile Örgü Sanatı kanalıma halen abone değilseniz abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destekleriniz için Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.